Antik Mısır krallıkla yönetiliyordu ve yöneticiler yani firavunlar yarı tanrı olarak kabul ediliyordu. Fakat firavunlardan biri bunu değiştirecekti. O kişi M.Ö. 1350 yıllarına gelindiğinde tahta çıkacak olan 3. Amenhotep'in genç oğlundan başkası değildi. 4. Amenhotep, namı diğer Akhenaton. Yaklaşık 15 yıllık hükümdarlığının başlarında tıpkı babası gibi Amon hoşnuttur anlamına gelen Amenhotep ismini kullansa da, hükümdarlığının 4. yılında getirdiği büyük dini reformlardan sonra ismini Aton'a tapan anlamına gelen Akhenaton olarak değiştirdi. Oluşturduğu bu yeni dinle çoğuna göre tek tanrıcılığın atası olarak kabul edildi. Fakat Akhenaton öldükten sonra kurduğu din çöktü ve eski inanç ve geleneklere geri dönüldü. İsmi tapınaklardan silindi ve unutturulmaya çalışıldı. Çünkü Akhenaton'un vizyonu Mısır halkına ve Amon rahiplerine fazla gelmişti. 2000 tanrıyı 1'e indirmek.